Vale. Emirle görüşlerinize hazırdır sayın valim. Arz ederim. Nasılsın arkadaşlar? Sağ ol. Bilecik, yani görmedim 76 gördüm. 5 tane de bir tanesiydi. Bileciğini görmüş olduk ama Bileciğin bir kuruluş ve kurtuluş ili olduğunu biliyoruz. Nitekim Anadolu'nun giriş kapısı diye ettiğimiz Ağlat'ta kaymakamlık yapmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla Anadolu'nun vatan toprağı olmasında giriş kapısıyla Karagihan kurulduğu bir yer olarak, Kurul Gazi'nin otağının bulunduğu bir yer olarak, yine Kurtuluş Savaşı'nda bir gün de Kuvayi Milliyetlerinin düşmanı vatandan atma noktasında kritik adımların da atıldığı bir yer olarak, kurtuluş ili olarak, Bilecik'te vali olarak göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Bu büyük bir onurdur tabii. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, İlişkiler Bakanımıza bize bu görevi teyit ettikleri için kutlamamı arz ediyorum. Şunu biliyoruz ki bu görevler evet birer nöbettir. Sorumlulukları son derece yüksektir. Göreve talip olmak değil, verilen görevin hakkını vermektir esas olan. Çünkü bu makamlar, bugün var, yarın yoktur, bunun idraki içerisinde çalışacağız. İnşallah bu şirin ilimize her yönüyle, öncelikle vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlama noktasında, zaten burası huzurlu değil, bu huzurluk daha da gelişimde, vatandaşlarımızın refahını, mutluluğunu artırma noktasında paydaş olan bütün birimlerle, burada adların teker teker sarf etmeye de çok ihtiyaç duymuyorum ama bu bir realitedir. Beraber çalışacağımız, kamu adına görev yapan bütün birimlerle, hem milletvekillerimiz, hem belediye başkanlarımız, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımızla hep beraber bu sorumluluğu paylaştığımız zaman taşınabilir, üstesinden gelinebilir bir yük olduğunu biliyoruz, bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu noktada paylaşımcı olacağız. Yani hem nimet hem küfret noktasında hep beraber burada iz bırakmak, hoş bir seda bırakmak arzusundayız. Bizim daha da gelişmesi, refahın artması noktasında hep beraber çalışacağız. Ben böyle soğuk bir havada beklettik siz biraz belki. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah hem benim açımdan hem bileceğimiz açısından, sizler açısından verimli, başarılı, hayırlı bir görev dönemi olur. Tekrar karşılamanız için hepinize teşekkür ederim.